arkadaşlar, herkese merhabalar. Yüzme Hocam hoş geldiniz. Bugün hızlı yüzme öğrenme ile ilgili bir ders yapacağız. Sadece yüzme öğrenme ile ilgili teknikleri ve bileşenleri arkadaşlar birleştireceğiz. Sadece bir videoda size soracağız. Bunlar neler? Normalde kenarda ayak duruşuyla başlıyor ama biz onu yapmayacağız. Sadece duvardan tutarak ayak duruşu yapacağız. Ardından kayma ayak duruşu yapacağız. Tahtalı ayak duruşu yapacağız, özür dilerim. Ondan sonra arkadaşlar tahtayı bırakıp kayma yapacağız. Yani streamline dediğimiz pozisyonu alacağız. Streamline. Doğru söylüyor musun? Evet. Streamline. Her neyse. Arkadaşlar streamline yapacağız. Ardından streamline pozisyonu yani kaymaya ayak duruşu ekleyeceğiz. Ondan sonra bir de arkadaşlar suda kalma veya köpekleme dediğimiz şeyi göstereceğiz. Ondan sonra belki kol veya yan nefes gösterebilirim. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle kenarda ayak duruşu yapacağım. Yüzüme yeni gelen arkadaş nasıl hızlı yüzme öğrenir? Yani bunu öncelikle korkmaman gerekiyor. Kendini yüzme antrenörüne veya hocasına bırakman gerekiyor. Psikolojik sorunlar olmaması gerekiyor. Bak pozisyonum bu. Bunu. Buradaki olay ne? Ayağımı arkadaşlar düz şekilde vurmuyorum. Ayağımı hafiften dizimden bir salma eğilimi yapacağım. Yani bükme. Bükmeyle beraber ayağımı komple sallayacağım. Ayak duruşu komple arkadaşlar kalçadan vurulacak. Sadece dizi kaldırıp yani şunu yapmayın. Evet, en temel yanlışlar bunlar. Adam sadece ayağını dizi kaldırıp vuruyor. Çok kötü bir yanlış. O yüzden arkadaşlar ayağını komple kalça itibariyle vur. Ve ardından dalgalanma yarat. Zaten seni oradaki kavradığın seni arkaya itirecek. Şimdi arkadaşlar tahta materyalimizi aldık. Bak, materyal de ilk defa materyalimizi aldık. Şimdi bununla ayak vuruşu yapalım. Yani ne olacak? Arkadaşlar vücudumu gergin tutacağım. Çenemi suya koyacağım. Tahta içtikle suya bastırmıyorsun. Sadece suya uzandın ve ayak vuruşu yapman gerekiyor. Kendini sıkman gerekiyor. Sıkıp da gergin ama sakin. Uyusun bu. Gibi. Evet, iki izler gösteriyorum. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmen gereken konular ayağını sudan komple yukarıya çıkarmayacaksın. Sadece topuğun çıkıp girmeli. Bam 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 suya löp 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 sesi gelmiş. Arkadaşlar bundan sonra tahtamızı elimizden bırakıyoruz. Sadece yani ellerimi üst üste koyacağım. Suda kayma yapacağım. Yani burada kendimi duvardan ittirmem gerekiyor. Pozisyonum bu. Hareket kafadan başlıyor. Kafayı komple arkaya soktukman lazım. Acaba hareket buradan başlıyor. Kafa içeride. Ayak duruşu yapmayacağım. Sen gidiyordun o doğru. Streamline. Fake attın bana. Sadece kayma. Vücudum gergin. Evet, dikkat etmen konu ne? Arkadaşlar hareket kafadan başlıyor. Kafayı tam anlamıyla aşağı sokman lazım. Yani kollarının altına olacaksın. Şöyle gidenler var. Bu değil. Suratın yüzün direkt aşağıdaki siyah çizgiye bakmalı. Siyah çizgi. Yani çenenin veya göğsünü devirmelisin arkadaşlar. Şimdi bir de buna ayak duruşu eklemem gerekiyor. Ayak duruşu tahtalı ayak duruşu gibi ayağımı gergin tutacağım ve hızlıca vurmaya başlıyorum. Aldım nefesini. O metre geldi mi herhalde? Ben yüzme öğrendim, siz de yüzme öğrenirsiniz. Evet arkadaşlar, yani bunları yaptıktan sonra zaten bunları yapan arkadaşlar yüzmenin temel anlamı ayak vuruşunu, zaten yüzmenin temeli ayak vuruşundan başlıyor, vücut pozisyonundan başlıyor, zaten bundan sonra kol falan gelmesi lazım veya yan nefes. Arkadaşlar bir de suyun üstünde durma. Hocam tamam yaptım ama suda ben kalamıyorum, derinde kalamıyorum diyenler var. Arkadaşlar bunun için köpeklemeyi
öneriyoruz. Köpekleme nedir arkadaşlar? El ve ayakla suyun içinde kalacak. Hatta şöyle diyelim. Arkadaşlar zaten suda boğulman çok zor. Tabii heyecan yapmasın. Şimdi ben nefesimi alacağım. Hiç hareket etmeyeceğim. Sadece nefesimi tutarak suda kalmaya çalışacağım. Hareketsiz. Evet, ciğerlerimdeki hava beni zaten havada tutuyor. Ve bunu arkadaşlar köpeklemeye uygulayalım, bakalım nasıl olacak. Köpekleme nasıl? Elleri içeriden suyu kavrayıp çekiyorsun ve ayaklar da içeride vücut hafiften 45 derece maç olmalı. 45 derece. El, ayak gibi. Pozisyon bu. Kendimi hiç sıkmıyorum. Çenem suda. Suyu çeneme doğru çekiyorum. Göbek ve çene itibariyle. Arkadaşlar bak. Bunu yeni başlayanlar makarnalı şekilde bunları anlattık yani. Bunları var, bunları Dubai'de pul boyunu anlattık. Yani bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Eksik bir şey var mı acaba, şu an düşünüyorum. Sence var mı? Yani genel hatları da gösterdim. Belki 3 kol bir nefes gösterebilirsin. Hani girecek misin? Arkadaşlar şunu tamam şöyle yapalım. Veya onu ikinci şeyde mi anlattım derste? Olur. Yüzme bileşeni 2. Arkadaşlar evet. 4-5 tane bileşenleri arkadaşlar birleştirdik. Hızlı yüzme serisine koyduk arkadaşlar. Bunları çalışın. Tabii sık sık yapmanız gerekiyor bunları yapmanız için. Yüzme hocama abone olun. Ya bakıyorum da yani abone olmayanlar izliyor ya videoları. Arkadaşlar önemli benim için. Like ve abone olun. İzleme önemli. Sizi seviyorum. Yüzmeyle kalın.